aldılar. Bunları desteklediler. Terör örgütü elebaşlarını neredeyse kırmızı halıyla Washington'da karşılayacak noktaya gelen, onları general sıfatıyla isimlendiren bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu harekat aynı zamanda terör gruplarına destek veren bölgesel veyahut küresel güçlere de çok ciddi bir cevap niteliği taşıyor. En kısa sürede harekatın amaçlarına ulaşacağını tahmin ediyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi Melik Yiğitel bizlerle birlikte. Melik Yiğitel'e döneceğim. Türk Medya Ankara temsilcisi. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede hep bir adım önde gibi. Daha öncesinde bir baskın olurdu. İşte baskına cevap vermek adına harekatlar düzenlenirdi. Ama bu sefer biz herhangi bir saldırı haberi duymadan Türk Silahlı Kuvvetleri orada yuvalanmış örgüt militanlarına, teröristlere yönelik harekat düzenliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun... Çünkü artık biz önleyici tedbirleri artırdık ve kaynağında kurtuluyoruz. Mesela Suriye'de işte Fırat Kalkanı operasyonu bunlardan bir tanesiydi. Ve ondan sonra da peş peşe devam eden operasyonlara bakın. Çok ciddi Türkiye sınırları işte saldırı olmadan yapıyoruz. Yani ne demek bu? Bu daha önce biz tehlikenin çok sınırın içine gelmesini bekliyorduk. Yani sınırın içinde karşılıyorduk tehlikeyi. O yüzden mesela katılımlar yüksekti PKK'da. Ama şu mesela Türkiye sınırları içinde sayı 300'e kadar düştü değil mi hocam? Yani artık alan hakimiyetleri tümüyle kaybettiler. O zaman şunu sorayım size. Siz orada Amerika Birleşik Devletleri'nin silah verdiği PKK-YPG'li teröristlerin arkadaşlarını etkisiz hale getiriyorsunuz. Tabii. Şunu da yapıyorsunuz. Amerika'nın Kamışlı'da YPG'ye verdiği silahın Cizre Şırnak'ta çıkmasını önlüyorsunuz. Yani orada verdiği silah, YPG'ye verdiği silah PKK ile birlikte işte Şırnak'ta, Hakkari'de orada PKK'ların üzerinden çıkıyor silah. Bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bir şey daha yapıyorsunuz. Son dönemde özellikle nokta operasyonları çok önemli. Hem lider kadrosuna dönüp hem de bugün mesela ne yaptık biz dün gece? F-16'lar ve taarruz helikopterleri. Sonra ne yaptık? Sınırda destek atış hizmetleriyle vurduk. Daha sonra ne yaptık? Özel birlikleri indirdik Metina bölgesine ve nokta operasyonları yaptık. Bununla ne yapıyoruz? Bununla alan hakimiyetini de sağlıyoruz. Yani örgütün toparlanmasını da ortadan kaldırıyorsunuz. Ve son dönemde bir şey daha yapıyoruz. Lider kadrosuna dönük. Takip, imha, kontrol. Yani takip ediyoruz, imha ediyoruz. Bir daha toparlanmasın diye alanı kontrol ediyoruz. Son operasyonun çok önemli özelliği var. O da şu. Kartal, Pençe ve Gara operasyonlarıyla örgütü büyük anlamda çökerttiniz. Dolayısıyla bir... Örgütün yeniden toparlanmasının önüne geçiyorsunuz. Özellikle bahar aylarıyla birlikte biliyorsunuz terör eylemlerini artırıyorlar. Fakat hani belini kırıp toparlanmasını engelliyorsunuz. İki, sınır sızmalarının geçişlerini önlüyorsunuz. Özellikle Metina, Avaşin, Basyan ve bugün yapılan operasyonda ZAP sınıra yakın bölgeler. Daha önce ne yaptık? Daha önce de Gara'ya yapmıştık. Yani siz Şırnak ve Hakkari'nin tam karşısı bu söylediğimiz yerde. Sınır geçişlerini, sınır sızmalarını ortadan kaldırıyorsunuz. Üçüncüsü de eylem yapabilme kabiliyetini düşürüyorsunuz. Yani eylem yapma kabiliyetini siz düşürdüğünüz anda bir sonraki adım nedir bu? Marjinal olması ve dağılması sürecidir. Tam onu soracaktım. O kadar çok haber veriyoruz ki son günlerde teslim olan teröristlere ilişkin. Acaba bu yani adeta terör örgütünün kafasını çıkartamayışından mı? Psikolojik çöküntü. Öyle mi? Kesinlikle. Yani Türkiye'de tam da bu. Türkiye'de zaten kafasını çıkartamıyor. Bakın kendilerine yakın yayın organlarında özellikle son bir aydır ben takip ediyorum. Gündüz arazi hakimiyeti tümüyle kaybettiklerinden bahsediyorlar. İHA ve SİHA'lardan dolayı. Katılımın azalığından bahsediyorlar. Lider kadrolarının sürekli hedef alındığını ve talimatla sürekli yer değiştirin. Yer değiştirin derken hani böyle, çünkü ya en üst düzey lider kadrolarını imha ediyorsunuz. Bugün mesela bir tanesi. Çok önemli bir kişi o. Çok önemli. Kandil'de bir tarafında Murat Karayel, bir tarafında Cemil Bayık duruyor. Yani paranın başı.
Öyle mi? Tabii. Onu konuşalım. Şimdi Bora Bayraktar'a bir kez de, söz verelim. Şimdi Bora Bayraktar, sizinle de yaptığımız yine son röportajımızda yanılmıyorsam muhakkak Irak'ın kuzeyine bir operasyon harekat yapılmalı demiştiniz. Hani bu üst bölgemize yönelik saldırıdan sonra ne dersiniz? Bu harekat sizin beklentinizi karşılıyor mu? Şimdi tabii ki Türkiye sürekli bir harekat halinde. O açıdan baktığımız zaman bu bir sürpriz değil. Yani Türkiye burada bir eylem oldu ve buna reaksiyon gösteriyor değil. Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi bölgede varlığını sürdürmek, sürekli az önce de ifade edildiği gibi denetlemek, kontrol etmek ve uygun zamanda istihbarat toplanıp hedefler belirlendikten sonra bunların üzerine gitmek. Tabii kuşkusuz Türkiye bugün böyle bir gündemde bu operasyonları yaparken bir yandan da dünyaya şu mesajı veriyor. Yani siz konuşuyorsunuz, söylem üretiyorsunuz fakat Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Devleti burada bu operasyonları gerçekleştirebilecek kapasitede diyor. Yani burada evet bizim terörle mücadele açısından beklentilerimizi karşılayan harekatlar bunlar. Ama diğer taraftan bunu sadece bence Irak olarak da okumamak gerekiyor. Bu bütün bölgeye, bütün dünyaya, Türkiye ile işi olan, hesabı olan herkese de Türkiye'nin askeri kapasitesini, siyasi kapasitesini göstermesi açısından son derece önemli. Şu anda sahaya baktığımız zaman terör örgütü PKK'nın artık bana göre yani 40 yıllık bir oyunun artık son bölümünün oynandığını gösterecek şekilde dağılma sürecine girmiş durumda. Örgütün sözde lider kadrosunun artık hareketsiz kaldığını, kıpırdayamadığını, bir moral çöküntü içinde olduğunu, operasyon yani Türkiye'ye yönelik terör eylemleri planlama yapma noktasında iyice zafiyete girdiğini gösteriyor. Bir anlamda dediğim gibi bunları Türkiye'ye karşı araç olarak kullananların elinden bu yavaş yavaş alınıyor. Bu açıdan bence bu operasyon son derece önemli, güçlü ve aynı zamanda etkili bir harekat gibi görünüyor. Bora Bayraktar, teşekkür ediyoruz sıcağı sıcağına değerlendirmeleriniz için ve Aylin Hocam'dan da şimdi bu konuda bir değerlendirme almak istiyorum. İlk etaptaki sorumda Amerika Birleşik Devletleri'nin hasmane tavrını ortaya koymuştuk ama Sayın Hocam diplomatik anlamda Türkiye ne kadar sahada güçlü olursa diplomasideki sözde müttefikleri o kadar çok dengesizleşiyor. Siz bu harekatı nasıl değerlendirirsiniz Sayın Hocam? Tabii ki Türkiye zaten biliyorsunuz yıllardır terörle mücadele eden bir ülke. Yani bu herkes tarafından da biliniyor biliyorsunuz 80'lerden beri. Hem Türkiye içerisinde hem de sınırdan gelen destekleri de önlemek amacıyla özellikle de son senelerde bu önleyici angajmanlarla beraber daha da hızlandı. Ve süreci de ciddi anlamda önüne set çekebilecek ve terör sayısında oldukça azaltan ve bu anlamda da Türkiye'ye kazanç sağlayan bir süreci de beraberinde getirdi. Yıllardır da zaten konuştuğumuz bir konu bu terör meselesi tek başına bir mesele değil. Türkiye sadece oradaki teröristlerle mücadele etmiyor, onu destekleyen ülkelere karşı da aslında mücadele ediyor bir anlamda baktığınızda değerlendirdiğinizde. Hem bölgesel hem de küresel güçlerin verdiği destekleri, ellerine geçen silahlardan vesaireden zaten zaman zaman dile getiriliyor. Bilinen de bir gerçek. Bu anlamda da Türkiye çok taraflı bir aslında bir anlamda da mücadele veriyor. Haklı mücadelesini veriyor. Ama geldiğimiz nokta itibariyle önemli. Özellikle de bu son yapılan saldırı da zaten gelinen noktayı da gösteriyor. Türkiye bundaki kararlılığının devam edeceğini ve bununla ilgili de hiçbir şekilde hiçbir konuda atmadığı gibi geride adım atmayacağını daha da ileri boyutta taşıyacağını da gösteriyor. Bu anlamda da önemli. Diğer taraftan da tabii burada bir anlamda da müttefiklerinin bir takım kararları verirken de bunu da göz önünde bulundurması gerektiğini yani biliyorsunuz özellikle de Trump yönetiminden sonra yeni gelen Biden yönetiminin yine PYD-YPG desteğiyle ilgili Türkiye'nin gene endişeleri vardı ki keza açıklamalar vesairelerde bu yönde ki dünkü görüşmede de zaten dile getirilen önemli konulardan birisiydi. Çünkü Türkiye bir taraftan hem FETÖ ile mücadele hem diğer taraftan PKK ile mücadeleyle terörle olan mücadelesini sürekli zaten devam ettiren bir ülke ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri de
aslında son yıllarda zehirleyen iki konu olarak maalesef karşımıza çıkıyor ve Türkiye-Amerikan ilişkilerinde de sık sık da Türkiye tarafından Amerika'ya dile getirilen iki konu. Bu konuyla da ilerleyen günlerde herhalde Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği ve bu olumlu yönde tekrardan olumlu gündem oluşturmaya yönelik adılacak adımların yine bu konularla karşı Amerika'dan gelecek adımlara bağlı olacağını düşünmek lazım. Acaba o olumlu adımlar gelecek mi bu anlamda? Tabii biraz da bunu da takip edeceğiz. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, az önce Sayın Melik Yiğitel de ifade etti. Büyük başlar, teröristlerin o sözde yöneticileri tek tek etkisiz hale getiriliyor ki terör örgütünde çok ciddi bir korku havası var. Bugün gelen haber Dalokay